Selamlar arkadaşlar. Kanalımızın yepyeni bir videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu video diğerlerinden biraz daha farklı bir video. Oyun içi etkinlik deneme videosu. Bu videonun aynısını ben 2020 yılında da çekmiştim. Aslında bir bakıma 2020 yılıyla bu yıl arasında bir kıyas yapacağız ve sonucunda da neler aldığımızı karşılaştıracağız. Başka da gördüğünüz gibi 101 adet Holy Starlight kıracağız. Bunu yaklaşık olarak 3 günde kastım. 3 günde onları kasarken yanında bir yandan da envanterimizi açalım bir açtığımızda 3 günde onları kasarken de aynı zamanda biraz domates, biraz patates ve biraz da soğan kastık. Soğanlar işimize yaramıyor. Ne preste ne okçuda hiçbir şekilde işimize yaramayacak. Ama domatesler ve patatesler işimize yarayacak. Onu söyleyebilirim. Bunları kasarken de şöyle gördüğünüz gibi şu an 108 tane var ama bunun 101 tanesini kıracağız. Çünkü e, kalan 7 tanesi bize Golden Star yapımında lazım olacak. E Dedim ki bu kadar kasmışken bunu bir videoyla ile taçlandırmak gerekir. Ama şöyle bir detay vereceğim. E, 2020 yılıyla şu an arasında bir tane drop farkı var. 2020 yılında Holy Starlight'lardan VIP atma ihtimali varken bu yıl belki geçtiğimiz yıllarda da vardır bilmiyorum. Onun yerine Alain Saving koyulmuş. E, Alain Saving işimize yarar mı? muhtemelen yaramaz ama Prest'imizde kullanırız düşerse. Ne kadar düşecek onu da bilmiyorum. O yüzden göreceğiz. Deneme yanılma olacak biraz. Şimdi isterseniz bundan 4 yıl önce yaptığımız videonun sonuçlarına bir bakalım. Ardından Prest'imize geçip onunla beraber 101 tane Holy Starlight'ımızı kıralım. 101 tane Holy Starlight'ın sonucunda gayet 1,5 e, aylık hatta 1,5 ay mı? 7 tane yani neredeyse 2 aylık. Önceden de bir tane vardı. Tam 2 aylık VIP beyim. Cevallar ve 9 tane MS. Gayet güzel bence. Beni tatmin etti. Toplamda 60 saat Gini ve 60 saatlik mesainin sonucunda 7, 7 tane şeyden VIP back, 4 pek de Magic Hammer aldık. Bu kadar. Gayet hoş oldu. Elimize sağlık. Evet Holy Starlight'larımızı Prestimizde kıracağız. Şöyle 101 tane üzerimize çekelim. Şunları bankaya bırakalım şimdilik. Bu arada bir tane Magic Back çektim. Bunu kıracağım. Çünkü bunun üzerinde Genie Hammer'ları daha doğrusu Magic Hammer'ları tutmamız gerekiyor. Onları buraya, onları VIP'ye toplayacağım. O yüzden şuradan bir Magic Bag'imizi alalım. Bunu şöyle yerleştireyim. Bakalım ne kadar atacak, ne kadar atacağını da bilmiyoruz. Duruma göre, göre göreceğiz diyelim. Şimdi önceki videodan da kontrol ettiğimde bolca Jewel almışız. Ardından yine bolca Gin Hammer. Ardından yine bolca Monster Stone, Gin Hammer ve bir sürü şey almışız. E toplamda 7 tane VIP almışız. Yani bu VIP'ler yerine şu anda Alain Saving olduğu için tahmin olarak yine 7 tane kanat almamız gerekiyor. Ama bakalım ne alacağız bilmiyoruz o yüzden başlangıcı seriden yapalım. Burayı çok uzatmadan ilerleyeceğim. Videonun da çok ekstrem bir uzunlukta olmasını istemiyorum. O yüzden laf fazla uzatmadan seriden başlayalım. İlk 10 taneyi beraber kıralım. Ardından da hızlandırılmış bir şekilde izleyelim diyelim. Şöyle ilkini kırdığımızda bence Monster Stone'la başlayacağız diyorum. Attım. Aa, aa kanat verdi direkt. Aa kırılmış veriyor. Ee, bu biraz işleri bozdu. Şöyle gördüğünüz gibi ilkinden kanat aldık. Güzel ama bir yandan da kötü. Çünkü e bu kadar kanadı ne yapacağız? Şimdi ben bunu kırdığımda kanatların hepsi çöp olacak. Bunu kötü yapmışlar. Bankaya koyulabilir yapmamaları üzdü. Ama dediğim gibi yani buraya zaten 100 tane kırmaya geldik. Kıracağız. Bir sürü kanat çöpe gidecek gibi diyebiliriz. İlkinden kanat gelmesi çok üzdü ya. Neyse devam edelim. İkinciyi kırdım. Bir adet Jewel of Cont. 3 tane Jewel of Dev, Jewel of Cont yine. Evet ilk Snowman'imizi aldık. Yine kanat verdi. ya <laughs> Ah bu çok canımı sıkacak. Neyse bir tane X kanat alalım. Ya toplamda kaç kanat aldığımızı görürüz en azından. Kötü bir şey yapıyorum şu an biliyorum. Kızacağınızı tahmin ediyorum. Ama bunun yapılması gerekiyor. O yüzden bunları bir şekilde yapacağız. Bir tane daha. Ya hayır bir tane daha verme. Yapma. Ne ver? Ee, bu sefer de defans ver. Hepsinden birer tane alalım. <laughs> çok kötü oldu ya. Ah bunu çok kötü düşünmüşler. Neyse devam edelim. Bir tane daha. Evet ilk monster sonumuzu aldık. Kaçıncı da? 8. de ilk Monster Stone'umuzu almış olduk. Jewel of Experience. Bir tane daha Jewel of Experience. İlk onu böylelikle kırdık. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde devam edeceğim. En son duruma göre zaten üzerinden geçeriz. Evet arkadaşlar. 101 tane Holy Starlight kırdırma işlemini tamamladık. Yani üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü bunları keşke bir haftalık şekilde bankaya koyulabilir şekilde verselerdi. Bunu hiç beklemiyordum. Denemeden yapmak benim hatam oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bu içeriği yapmak istiyordum ve bu şekilde yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Toplamda 101 tane Holy Starlight'tan 9 tane kanat aldık. Yani bu neredeyse %10'a yakın bir miktara denk geliyor. Bu miktar bayağı inanılmaz iyi. Ee, yani o yüzden atıyorum 10 tane kanat ihtiyacınız var. 10 tane topladınız ve 10 taneden bir tane kanat alma ihtimaliniz çok yüksek gibi düşünebiliriz. E 10 taneyi toplamakta yaklaşık olarak 4-5 saat falan sürüyor sanırım cini e, kurduğunuzda. Tabi periniz olması gerekiyor ya da bir petiniz. E, onun dışında 4 tane Magic Hammer aldık. Bunu daha fazla almayı bekliyordum. Bu az geldi bana. Bir öncekini tekrar kontrol edeyim. Bir öncekinde de toplamda 4 tane almışız. Yani aslında 2020 yılıyla hiçbir farkı yok şu anda aldığımız Magic Hammer sayısının. 2020 yılında 9 tane Monster Stone almışız. Bu sefer de toplamda 10 tane almışız. Onun dışında Jewel'lar vesaire çok önemli değil ama gördüğünüz gibi bu şekilde de bir karşılaştırması var. Kanatlarla VIP sayısı 4 yıl önce 7 tane VIP almışız. Bu yıl toplamda 9 tane kanat aldık ama ne yazık ki sadece bir tanesini kullanabileceğiz. Yani o yüzden buradakilerin hepsi çöp. Onu söyleyebilirim. Ama denemeye değerdi diye düşünüyorum. Bu arada yorum yaparken hani ne gerek vardı vesaire gibi şeyleri yönelmemenizi tercih ederim. Çünkü bu tam olarak aslında kar etme içeriği değil de biraz da aslında bu kadar kırarsak ne alırızı görmek için yapılmış bir şeydi. Yani %4 bir şekilde Magic Hammer atıyor. %9-10 gibi bir oranda kanat atıyor. Bizim yaptığımız 100 tane kırmaya e, örnek vererek söylüyorum. %10 oranında Monster Stone atıyor ve kalanında da e, Jewel'lardan ve Snowman'lardan atıyor. Onun dışında 3 tane de Golden Light Star aldık. Bunları da şöyle göstereyim. Bir özelliği yok. Bildiğim kadarıyla artılanmıyor da. Zaten herhangi bir önemi yok. Bir tanesini bankaya atarım. Tamamen koleksiyon amaçlı. Başka hiçbir amacı yok. Onun dışında da bunlardan da bir önceki videomuzda toplamda 7 tane almışız. Aslında bunun yerine başka bir şeyler almışız diyebiliriz. Yani kanat ve monster stone'dan fazla verdiği gibi düşünebiliriz. Buradan Jewel of Experience'ı ileride bu karakteri olur da level kasarsak o zaman kullanırız. Jewel of Life'lar Ardrim'de kesin işimize yarar. Defansları çöpe atacağım. Kontlar yine Ardrim'de NP kasarken ya da BDV'ye girersek orada işimize yarar. Bu üçünü kullanabiliriz. Ama defansları dediğim gibi çöpe atmakta fayda vardı. Attım zaten. O zaman lafı fazla uzatmaya gerek yok. Yani 101 tane Holy Starlight kırmak böyle bir şeydi. Kırmayı öneriyor muyum? Önermiyorum. Sadece ne sonuç alacağımızı size de göstermek istemiştim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.